Selamlar herkese. Ben İlter Arap'tan Harmin Gürel. Elması Yolculuğu'nun yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Son seri maçımı kaybedince bir desteğe ihtiyacım var sanırım diye düşündüm. Ve biraz haksız rekabete yol açabilecek şekilde Ataberk'i çağırdım oyunuma. Selamlar. Tabii haksız rekabet olmaktan çıktı. Çünkü oyunumuza gelen iki oyuncu şey dediler. Hani bana oyun direkt ilk seçenekten rengar seçebilir misin? Şöyle alırım ben senin istediğini değiştiririz falan. Normalde nişancı oynayacak arkadaş Rengar'ı seçti. Rengar oynayacak arkadaş Lucian'ı seçti. Ama sonrasında Rengar değiştirmeyi unuttu. Takası unuttu. Alt tabağı aldı ya da çıktı gitti su almaya gitti bilmiyorum artık ne yaptığını ama unuttu yani. Ve böylelikle garip bir oyuna girmek durumunda kalıyoruz şu anda. Yani haksız rekabet olacaktı ama Riot Games, gerçi Riot Games demeyeyim, Evren bir şekilde yolunu buldu, engelledi durumu. O yüzden Haksız rekabet değil ya aslında. şaka yapıyorum ya. Takılmaz Yani. zaten. Ya o zaman bakalım neler yapabileceğiz bu oyunda. Ya şöyle bir sıkıntı var. Hani bu Rengar değil de Maokai olsa ya da işte ne bileyim bir Gragas olsa, şu olsa, bu olsa çok sıkıntı olmaz. Ama Rengar pratik gerektiren bir karakter. Yani eğer Doğru. Champagne Showers oynamayı bilmiyorsa Rengar'ı birazcık sıkıntı olacak durum. Zaten Şifa ile oynadığı için üst koridorda sıkıntı var. Kabiliyetleri de ona göre bu arada. Neyse ne denebilir ki? Topa deneyelim aslında. Tamam deneyelim bitmeyi. Ya abi neden kabul etmedin diye. Lol. O da son sahnede gelmiş galiba. Adam da arada abi ilerlemiyorlar. Neyse. Biz iki kişi de kesebiliriz bu arada. Olur, deneyelim. Kim? Gragas. Ignited var. Bence deneyebiliriz. O zaman lane mi değişsek mi? Rengar nişancı mı oynamak istiyor? Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Üzerlerine uçacağım. Buradan da gelebilir aslında, bekleyebiliriz. De vakit kaybedeceğiz bayağı. Kırmızılarını çalabilir miyiz? Siz gideceksiniz tabii de. Vakti geldi. Yok ya O da sıkıntı. burada. Tamam alt koridora yürüyelim biz. Bizim ormana mı girdiler? Bakıyorum da. Makrobabuş sen misin? Oyun sıfırlanabilir. Biz oyundan da çıkamadık bu arada çünkü Ataberk'in elektrikleri gitmişti. 20 dakika ceza aldı. Şimdi oyun sıfırlanırsa senin ceza da sıfırlanıyor mu? Ne şey, pardon, yani bilmiyorum girmek. Umarım sıkıntı Neden olmaz öyle ya. dedim? Yazıları okuyordum da dalmışım. Ben de. Umarım Lucian vurmaz. Lucian'ı İkinci birazcık şimende bekliyor olabilir mi? Yok, tamam. yavaş bir başlangıç oldu ama. Adam Tristana report dedi. Oyunda Tristana yok. Troll. Sevinelim diye mi yaptı yani? Üçüncü seviye değilim daha. Gelemem. Güzel. Tebrikler. Flash yok, healer yok, ignite'ları yok. Thresh'in sadece flash var. Güzel. Ya. Düşün. Aslında bak geri çıkmam lazımdı ama Beni ben sana bekle. güvendim hani. Sana güvendim derken sen atlardın, alıp çıkardın. İşte Düşün, üçüncü canı seviye çok az, değilim ya. gerek yoktu. Uzaktan W atacaktım, onunla da sıçra W yapacaktım yani. Ama bekleseydiniz her türlü bir şeyler yapardım yani. Duşum biraz şey yaptı. Acele Lucian davrandı. şeyi oldu. Hızlı davranmasından kaynaklandı birazcık. Aceleci davrandı işte. Yep. Hani sen burada olduğun için Bütün Q'ları aslında tutturdun mu? soğukkanlıydım.
Kim? Sen. Ben mi? Hı. Gerçek makro Q'lardan tanıdım yazmış da. Şu alt koridorda kendim gösterdikten sonra mavinin çalınmasından çok korkuyorum. Ve Alice burada. Armor. Armor Pen yazmak istedi galiba değil mi? Muhtemelen. Aynen Armor Pen. Gelemedi. Aa keşke gelmesine izin verseydim. Elisin. Cidden keşke izin verseydim ya. Şu an çok üzüldüm. O adam gelecek gibiydi. Bir rakip başka bir bakış açısı. Sanırım ben de çok hatalı oynadım az önceki pozisyonda. Rengar'ın son buralardaydı. Rengar'ın ben vurmadan vuracağını düşünemedim biliyor musun? Ben mesela şey, canım azken üst koridorda ormancı bana yardıma geldiğinde mutlaka şey, önce ormancının vurmasını bekliyorum. O yüzden baskına gittiğimde de herkesi kendim gibi düşünüyorum. Öyle bir hata yapıyorum. Yani Rengar'ın yaptığı hata değil, sadece oynayış farkı. Oynayış tarzının farkı. Düşünce farkı. Aynen. Sinerjiyle olabilecek şeyler bir de. Ya da iletişim lazım yani. Alt koridora yardım lazım mı? Ölmezsem yetişirsen kesebiliriz. Gelmeye çalışıyorum. Güzel. Çok güzel. Aa Gragas. Flashladı. Ulti atmadı değil mi? Gerçi 5'i seviyormuş. Aynen. Ama flash yok. Abi bu şey. Şu an ulti var. Güzel. Bot çok itilmiş, o yüzden mid'e gideceğim. Tamam. LoL oynarken böyle yediğin, içtiğin bir şey var mı? Yanımda genellikle su ve Nescafe alırdım kışın. Hı-hı. Yazın olsa da Nescafe alırdım gerçi de. Nescafe'nin hani dikkatimi nasıl desem kafein işe yaradığını düşünüyordum oynarken. Hı-hı. Şu an gerçi hani oyunu bıraktım artık içmiyorum. Şu an Z2'ne girdiğimiz için hatta. Yanında bir tek su var. Hı-hı. Ama normal şartlarda Nescafe'yi çok kullanırdım. Aşırı fazla. Yani günde 3-4 bardak içtiğimi bilirim. Reflekslerimi arttırdığını düşündüğüm için. Eğer arttırmasa bile hani psikolojik olarak psikolojik öyle düşünüyordum. Plasibo etkisi. O şekilde rahat hissediyordum. Kışın da zaten soğuk olduğu zaman iyi geliyordu. Hı-hı. Parmaklarım ısınıyordu. Anladım. Öyle. Çok su içer misin? Tabii çok su. Yani eğer mümkün olsa kalkıp ikinci bardağımı da alırım, büyük bardağımı da. İyi sen de benden. Mümkün olmadığı için. Ben de sürekli su içiyorum. Rahat edemiyorum başka türlü. Kırmızı yalı geleyim bot'a. Olur. Orada Gragas, Gragas geliyor. Burada. Totem attı sanırım sadece. Totem var mı şurada? Var. Hmm. Alttan yürüyeyim. Aslında kesemeyiz gibime geliyor. Alt level olsam öyle gelsen daha iyi. Ne kadar var? Altın. Var birazcık. %65 XP lazım. Geldim ama.
İyi gel bakalım. O zaman ben kandırayım. Şurada durayım, hook Tamam. atsın. Hadi dostum. Daha ne kadar gireyim, çek artık beni. Heh. Tamam. Geldim. Q var hala. Güzel. Drake'e başlarsam. Hadi vejder. Olmak lazım. Ama Şunu bunu almışım. yeni kesti galiba. O yüzden denemeyelim. Ketin flash attı. Heal de yok. Zamanlamam iyi miydi az önceki bait'te? Daha erken girebilir miydim orada? Güzeldi. O hook attığın gelebilirsin zaten. Hook'u atıp üstüme birisinin üzerine uçtuğu zaman tam zaman olur. Ama hook'u yediğim an gelmen de yeterliydi zaten. Gel ejder alalım. Elis yukarı doğru çıktı. Okey. Summoner yok şeyinde. Heal'inde. Onu davetleyebiliriz aslında gelirsen. Aa, Tamam. çarpım yok. Ama Q'm çok kuruyor. Tanklamana gerek Thresh yok ya. geliyor. Ben base atacağım. Thresh'i kesebiliriz. Şu Oradan an yürüyerek gelmiyor. direkt gelirsen keseriz botu. Tamam. Şu an öldü. Ulti abartı oldu. Tutamadım kendim, ulti Bir saniye. abartı oldu. Bu ittirmemize yardım eder misin? Elis toplamış, tamam zaten sıkıntı yok. KS Ses yazdı. geliyor mu sesim şu an? Geliyor. Abim aradı KS da bir yazdı. ona cevap vermem gerekti çok kısa. Okey, nerede? KS yazan kim? Ölmüşün. Peki. Sen şaşırıyorsun ama çok West oynadığından şaşırıyorsun. TR'de ben sık sık görüyorum KS yazıldığını. Artık yeni main TR ya benim. Oyunu bıraktık. Hiç böyle oynarken tedirgin hissettiğin oldu mu? Nasıl Ne demek gibi? ya? Ne bileyim. Hani ilk dereceli atmaya başladığın zaman düşün. Üzerine bir heyecan, tedirginlik olur. Sende o Ya dönem ne zaman bitti? Senin normal oyun bile atmayıp sürekli dereceli attığını biliyorum. Hani senin alışmaman gibi bir durum söz konusu olamaz zaten ama. bu oyunu bıraktıktan sonra tekrar yeni başlamamdan mı bahsediyorsun, yoksa ilk 30 level'dan sonra ilk rankta girişimden mi Yok. bahsediyorsun? Hani ilk ranka da girişinde tamam bir tedirginlik oluyor da hani bunu aynı türden tedirginliği yaşadığın özel bir maç oldu mu onu soruyorum. Lig maçları hariç. Mesela şey, Şöyle söyleyeyim, dereceli lig de karşına maçlarında ünlü biri gelir mesela. İşte LCS'den biri gelir falan o tarz. inan hiç olmadı. Yani Bunu aksine söylemiştim. zevkli oluyordu maçlar. Daha zevkli oluyordu benim için. Bir de şöyle bir şey var. Lig maçlarında ben hiç heyecanlanmamıştım. Hiç. Hani mutluydum. Mutlulukla heyecan farklı şeyler böyle. Ben mutlu oluyordum. Hani böyle heyecanlanmam gereken yerlerde mutlu oynuyorum. Öyle işte hani heyecanlanmamı sağlıyor. Soğukkanlı olmamı sağlıyor bu da galiba, bilmiyorum. Genel olarak sadece oyunda da değil. Çoğu durumda ben soğukkanlı. Mesela SPS sınavına girerken tam yaşadığım olay elim sırtımdaydı hani. Böyle çok rahat bir şekilde girmiştim. Ben de hep öyle, sınavlarda hep o şekilde oldu. Ya da hani mesela hiç çalışmadığım bir sınav olsun. O sınava gireceğim diyelim. Yine aynı şekilde hiç heyecanlanmam. Çünkü zaten sonuç bellidir hani. Eğer çalışmadıysam düşük alırım. Bir mucize olmadıkça. Öyle yani, hani heyecanlanmazdım. Çalıştığım sınava da girsem heyecanlanmam. Çalışmadığıma da. Anladım. Öyle. Güzel bir özellik, soğukkanlı olabilmek. Çok katkısını gördüm yani. Satranç turnuvalarında olsun, sınavlarda olsun. Herkes hani kimi insan çok paniktir mesela. O yüzden çok sıkıntı yaşar bu konuda. Hani Şöyle, panik çok sen fazla söyle. mesela derse çalışanlar da ama kendini hani bu soğukkanlı konusunda geliştirmeyenler de mesela şey oluyor. Aslında Tam yapabileceği aynısını. şeyler ama gidiyor çok kötü bir Aynı puan alıyor. örneği verecektim. Çalışıp soğukkanlı olamayıp soğukkanlı alıp az çalışan. İkisi ortalama aynı puan alabiliyor bazen hani. O Aynen. sıkıntı olabiliyor. Ondan bahsedecektim ben de tam. Şu an anlatmam doğru olur mu diye düşünüyorum aklımdaki bir anıyı ama. İsim vermeden anlatayım. İlkokulda
bir arkadaşım vardı. Kız çok çalışkan, aşırı çalışkan. Her gün işte bilmem kaç soru çözerdi. Denemelerden ya full yapar diye bir iki yanlışı çıkardı sürekli. Okulda, bizim okulda çok fazla deneme yapan bir okuldu bu arada. 8. sınıftayım. Ben de aksine hiç çalışmıyorum neredeyse. Cidden hiç çalışmıyorum. Hiç soru çözmüyorum, şey yapmıyorum falan. Ama matematiğe çok ilgim var işte. Matematiği bir çalışıyorum. Ders haricinde de mesela ileri İlgin. konuları bile çalışıyorum falan. Neyse. SBS'de ben çok beklenmeyeni yaptım. Yani okul denemelerinde ilk 10'a girmiyordum. İlk 20'ye girmiyordum. Böyle fenden 7 sınav üst üste 7 yanlış yaptığım bir dönem vardı hatta. Okulda da hani böyle full çıkartmasını, 1-2 yanlış çıkartmasını bekledikleri öğrenciler belliydi. Bu bahsettiğim kız da onlardan biriydi. Sonra SBS'den çıktık, sonuçlar gelmeden hani okuldaki tahminler sırasında konuşuldu. Ben bir yanlışım var falan dedim. Ezbere İnanmadılar. ha, inanmadılar değil. Öğretmenler falan inandı. Hiç o konuda sıkıntı yok. Öğrencilerde hani bir emin olmayan tavır vardı. Sonra sonuçlar açıklandı. O zaman o kız arkadaşımın yüzündeki ifade paha biçilemez gerçekten. Sanki benden nefret ediyormuş gibi bakıyordu. Birazcık da aslında hani haklı. Yani haklı derken hak veririm yani. O da şey, tamamen bu şey Türkçedeki dikkat sorularından falan stres yaptığı için çok fazla soru kaçırmış. 478 mi ne almıştı? Ben 496 almıştım. Hak veririm derken hani emek veriyor, karşılığını alamıyor gibisinden bir hakkı var yani kızma konusunda. Oh, tek attı. Gerçi küfür. Cenazdı. Dur şimdi 250 falandı galiba. Biri geliyor. Geldim. Nasıl yavaşlatma ya? Oyundaki en yüksek yavaşlatma 199. sanırım. 199 olması lazım. Nice. Ejder'e mi gidelim, Direkt kuleyi mi alalım? B satsam daha iyi aslında da. Almak istiyorsan gel direkt alalım. Tamam. Çünkü Alalım dog ya, gelirse alev daha ejderi. riskli. Alev ejderini hiçbir zaman kaçırmamaya çalışıyorum. Yani. Z botu ittirirken biz de mid kulesini alırsak güzel olur. Çünkü ilk işte bot kulesini aldığınız zaman botlayarak olarak rahat bir şekilde mid'e geçebilirsiniz ya da top lane'e geçebilirsiniz. Kuleye vurmak için ya da takıma katılmak için. Sence alt koridorda kule en erken ne zaman alınmalı? Lane'e göre değişir. Bir saniye. Aldılar. Lane'e göre değişir o. Mesela rakibi çok zorluyorsan eğer en geç dakikada alman senin için daha iyi. En geç dakikadan da kastım kuleye vurmazsın. Lane'i sürekli bitirirsin. Minyonlar sürekli pardon kule sürekli minyonları alır. Rakip de kuleye yaklaşamaz. Yani kendi kulesine bile yaklaşamaz. Kule altında CS'leri almak için. Böylece ne kadar geç alırsan yani kulene ne kadar az vurursan ne kadar fazla CS kaybettirirsen rakibi senin için o kadar iyi olur. Bir diğer durumda eğer çok gerideysen olabildiğince işte ya lane'i freezlersin. Eğer kuleyi de sürekli kulenin altına kadar ittirme ihtimalin varsa da bunu sürekli yaparsın. Eğer rakip lane'de değilse hani. Rakip lane'de ise eğer frizleme ihtimalin varsa frizlersin. Zaten bu şekilde kuleyi alamazsın hani. Zor olur senin için ama. Bu arada freezlemekten kastını da açalım. Şey, koridoru dondurmak. Dondurmak. E verecektim ama range'deydim. Range'e değildim pardon. Neyse tamam. Bir saniye. Cana bakar mısın? 5 canla falan kurtuldum sanırım. Daha Birazcık az abarttık. olabilir. Öncelikle top kulesini alması lazım bizimkinin. Ki mid'e gelsin ama erkenden gelmiş kaybettik kulesini hani. Aynen. Önce top kulesini alsa mid'e gelse daha iyi olur bizim için.
Şu yüzden sordum, soruyor. Bu arada o soruyu da tam cevaplayamadım, tam fay çıktı. Çok kompleks anlatmaya çalıştım, ben birazcık daha basit anlatmanı tercih ederdim. Şöyle, hani görüntü sağlayamıyoruz ya aynı zamanda, o yüzden kompleks geliyor. Hani Doğru. tamamen yazı. Ben şu yüzden sordum. Kuleyi çok erken aldığında hani bir yere gitmen gerekiyor. Alt koridora gittiğinde genellikle çok olumlu sonuçlar çıkartamıyorsun. Bu sırada orta koridora gittiğinde mesela orta koridorun deneyimini çalıyorsun mesela. Doğru. Orta koridor eğer nasıl söylesem ya çok şampiyondan şampiyona hani her seferinde değişebilecek bir pozisyon hakkında konuşuyoruz. Hı-hı. Örnekler olsa daha net konuşabiliriz, daha iyi yorum yapabiliriz ama abi ikinci kez aynı şey oluyor ya. Ben Elise atlarken o bana doğru atlıyor. Ben bayağı saçmaladım şu an Elise'le karşılaşmada. Boşu boşuna öldüm. Örnek olmadan işte durumu anlatmak zor oluyor birazcık. Kusura bakma, flash sözünü attı. Böldüm. Önemli değil de. Rengar flash attı, gördün mü? Peki. Güzel. Buraları var. Gragas orada. Öldü yani. Keseceğimiz. Belki keseriz. Hile vardı da. Gidelim oraya da. Lucian. Oradan gitsen minyonlardan her türlü seni yakalayacağını tahmin ettim değil mi? Yes. Bir de Lucian'ı şuradan E atıp bana yardım edeceğini düşündüm. Evet. Abi Yasuo'ya karşı oynamanın en sinir olayı. Peki. Bu da ikinci en sinir olayı galiba. O da sinir. Ya ciddi olamazsın. Elis çok kuruyor ya. Hani bir tek Riley ile bu kadar vurması normal değil sanki. Bir direnci almam gerekiyor. Direkt bir dakika. İlter video çekmeyeli çok uzun zaman oldu. Seninle de birlikte çekilmeyeli çok uzun zaman oldu. Sen oldu. Tek başına neden video çekmiyorsun, açıkla istersen. Bana sürekli soruyorlardı, arada açıklıyordum ama herkese ulaşmıyor sanırım. Ataberk kanaldaki destek videolarını çeken arkadaş. Aynı zamanda profesyonel oyunculuk da yaptı. Bu sene ligde oynadın mı hiç? Geçen en sene oynadın. En son aynen Kuro'da tamam. Oynadım. Onun dışında Team Squad'de yedek oldum da ilk kış mevsiminde. Onun dışında ama onda da maça hiç çıkmadım. Onun dışında herhangi bir sahnede oynamadım. Ama deneyimli bir son oyuncu. Anlayacağınız üzere. Sanırım yani, AB Batı'da da ustalık kümesine çıkmıştın. 100 puana kadar çıkmıştım, sonra düşmüştüm. Şu anda da oyunu bıraktığım için daha da oynamadım. Duru hesap. Oyunu bıraktım. Aynı zamanda video çekmediğim süreyi anlatayım. Bir ara videoyu, hani video şuraya çekmeyi yazma. Bıraktım. Geliyorum. Gelemiyorum. Fight. Ben oraya geliyorum. Pop 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 pop. Elise devam edelim. Tutar mı sence? Zıpladı. Bana zıplayacak. Sen zıpladın. Videoya devam edememin sebebi ya, kulaklığımın yine olmamasıydı. Yine sarsam dedim. Kulaklığın olmamış mıydı? Kulaklığımı otobüste, evet. Başta kulaklığımı otobüste unuttum. Hani o zamanlar çekebilirdim hani hala videoyu. Hı-hı. Aynı zamanda birazcık tryout yapmıştım. Hani West'te master olmak istiyordum en yakın zamanda. Hı-hı. O yüzden hani video çekerken birazcık zaman kaybediyorsun. Sen Hı-hı. de biliyorsun zaten. Aynen. Normalde bir oyun 40 dakika sürüyorsa video çekip işte onu ayarlamanda vesaire Hı-hı. bir saate kadar çıkabiliyor bazen. Ki yüklemesi. Gerçi gece uyurken yüklüyordun sanırım sen. Evet. Ama sonuç olarak dediğin gibi. Daha fazla onun bir zaman harcıyorsun. Var hani, aynen. Bir de konuşurken tam olarak odaklanamıyorsun, tryhard yapamıyorsun. Ben bunu sürekli anlatmaya çalışıyorum ama ya bir insan böyle video çekmeden o olayı tam olarak anlayamıyor ya. Cidden performansın çok düşüyor video çekerken oynayınca. Yani yaşayıp görmeleri lazım. O zaman hak verirler. Ondan sonra kulaklığım geldi. Bu sefer oynadığım takımdan çıkartıldım. Öyle olunca oyunu bırakma kararı aldım. Oyunu bırakıp ders çalışmaya
Başladım. Şu anda da çalışıyorum. Şu oyuna giriyorum ama hani şey zevkine giriyorum seninle birlikte. Normalde çok tryout oynamıyorum. Eskiden günde 21-22 oyun oynardım. Şimdi işte 1-2 oyun atıyorum. O da seninle giriyor zaten genel olarak. Aynen. Öyle yani, video çekmememin sebebi motivasyonumu birazcık kaybettim. Aynı zamanda da ders çalışıyorum genel olarak. Kulaklık olayını ben bilmiyordum. Yani kulaklığımı kaybettim dedin bana ama videoyu o yüzden çekemediğini bilmiyordum ben. Bana söylemiş miydin? Yok. Söylemedim ama kulaklığımın olmadığını biliyordun. Söylemiştim ona. Yani kulaklığımı otobüste unutmuştum. O Ve şöyle kulaklığın olmadığını kulaklığımı... biliyordum ama işte neyse benim hatam ya. Dahakine telafi ederiz artık o olayı. Ama oğlum asıl sebebi de o değildi yani. O bir küçük bir parçasıydı yani. Yok. Zed olmadan savaşınca biraz kaybediyoruz. Ey adam attın sana gitti ya. Morgana'daki en kötü olay o sanırım. En çok rahat baitleyebiliyorlar. Aslında refleksle verirsen sıkıntı yok. Tahminle verirsen. Aynen. Sıkıntı. Sınırsız Evet, çok life belliydi steal. ya. Nice. Zorlama efekt gerek yoktu. Neyse Zed kule alabilirse Ward. Aslında 3 kişi ölmüşüz, gereksiz yere ölmüşüz. Neyse şimdi zorunu aldım. Daha fazla ölmem senin. Bak. Adam AD carry main. O yüzden kırmızıyı alıyor. Yani bunu bu genellemeyi olabildiğince yapmamaya çalışıyorum ama AD carry main Anladım. olanlar abi. Anladın Sağladım. mı? Tamam, beni duydu resmen. Ama şunu söylemek yanlış mı abi? AD carry main olanlar cidden aşırı sevmiyor mu güçlendirmeleri? Ya alışmışlar abi. Hani bir kere adama özel support var yanında. En basitinden hani. Adam alışmış böyle bufflanmaya. Her konudan. Yani supportlanmaya daha doğrusu. Adam istiyor, buff istiyor yani her konuda. Her konuda Her istiyor. lane'de. Maviyi de istiyor, kırmızıyı da istiyor. Ben şey çok gördüm. Elinde olsa Baron da tek başına alacak hani. Aynen. Bak özellikle ne gördüm biliyor musun? Jinx gibi bir karakter oynuyor ama mavi istiyor mesela. Hani Lucian oyna tabii ki çok mantıklı. Ama mesela Jinx'te ne kadar harcayabilirsin ki bana? Çalamadım. Haşır almaya ne dersiniz? Çarp 9 saniye. Alabiliriz. Vizyonumuz yok ama. Bir saniye. Oynayan şey aldı. Bak. Abi ben bu W'ları nasıl bu kadar kaçırabiliyorum ya? Jhampiri'ye W kaçırdım gördün değil mi? Çünkü oyun aşağıdaydı. Bunu şöyle riske atmasak da olur aslında. Zaten ölüyoruz yani şu İlerideyiz zaten. an. Hareket hızı kazanmadım. Bunu çıkmamız lazım. Yine alevecileri gelecek. Onu da alırsak bayağı güzel üçleme olur. Yes. Tamam, son bir sorum var. Yes. Yabancılarla da TeamSpeak üzerinden vesaire konuşarak bayağı bir LoL oynamışlığın var. Sence Evet. İngilizceni geliştirmene etkili oldu mu? Yardım etti Yani. mi? Aşırı fazla hem de çünkü şöyle ders konusunda ben İngilizceyi çok önemseyen birisi değilim. Ne zaman takımıma yabancı oyuncular gelmeye başladı? Şöyle söyleyeyim hani iletişim LoL'de en önemli şeylerden birisi. Bunu da en iyi biçimde yapman gerekiyor. Bir saniye. Ops, tamam gördüm geliyorum ben de. En iyi şekilde olması için de orada teksin vardı. Yasuo burada. Gragas burada. Güzel. Baron'u alalım. Inhibitor daha mı iyi şu an? Tamam, Inhibitor'a gidiyor. Sesim kesik kesik geliyor. Benim internetten de olabilir, senden de olabilir.
Connection lost. Channel timed out. Sanırım TeamSpeak gitti. Atabek'le buradan sonra pek konuşamayacağız gibi duruyor. Onu bir sonraki oyunu hallederiz. Ses en temiz TeamSpeak'te çıktığı için TeamSpeak kullanıyoruz. Ama TeamSpeak'te de böyle sunucunun düşmesi gibi durumlar olabiliyor. Connection lost. Hala bildirim veriyor ya. Çok kötü oynadım ya. Aşırı kötüydü. Berbat ötesiydi. Daha nasıl niteleyebilirim bilmiyorum. Atabak ve... Benim yapamadığımı o destek olarak yaptı. Aslında üzerimde koruyucu melek varken bu kadar korkmama gerek yok orada. Mesela hani rakibin içine girebilirdim. Zaten doğru fokusu atamadım. Elise hiçbir şekilde fokus atamıyorum bu oyunda. Elise özel bir durum yani. Nedense sürekli hatalı giriyorum. Hem yanlış fokus denedim. Hem de hani çıkmama gerek yoktu üzerimde koruyucu melek varken. Connection lost. Şöyle kapatayım artık. Tabak olmayınca çok sessiz oldu burası ya. Cidden üzüldüm yani. Şu anda hani şey diyemiyorum mesela. Rex Skype'e gireyim oradan konuşalım diyemiyorum çünkü hepsinde ayrı ses ayarı yapmam gerekiyor. Hepsinin farklı metotları var OBS için. Bilmiyorum, ben belki daha karmaşık hale getirdim bunu. Normalde böyle direkt monitör algılama, sesi normal algılama falan yapıp video çekebiliyorsunuz. Ama ben biraz daha farklı ayarlar yapmaya çalıştım. Onda da her farklı şeyde farklı kurulum gerekiyor. O da çok yoruyor sistemi. Savaştıklarını düşünmedim. Biraz uyudum sanırım. Bu dünyanın tadına doyamıyorum. (Gülüyor)
Güzel yakaladım. Çok kötüydü. Direkt kuleyi alacaktık. Gerek yoktu riske. Liste sabahtan beri ne konuşuyor ya? Yani? Neden fight çıkartmayın diyor. Olabilir. Takım savaşlarının daha güçlü olduğunu düşünüyor olabilir rakibin. Caitlyn çok kötü durumda. Kaç? İki eşyası eksik. Ama yine de Caitlyn sonuçta. Güvenli bir menzilden hasar verebiliyor. Tabii ölecek şimdi. Bu savaşa dahil olamayacak ama. İnhibitörleri alıp ondan sonra da Drake'i alıp oyunu çok rahatlıkla bitirebiliriz. 3 tane Alev Ejderi'nin vereceği güç. Savaşmayacak. Neden savaşıyoruz bilmiyorum. Geldiğimi göremezler. Kha'Zix'te bu hatayı yapabiliyorum. İki kez çift zıplıyorum bazen. Yani normalde bilerek yaparsın ama efektif bir şekilde yaparsın. Ben ilk zıpladığım yere tekrar zıplıyorum mesela yanlışlıkla. Bu arada Caitlyn doğdu, Gragas doğacak birazdan. Bitirmeye çalışmak çok mantıklı gelmedi bana açıkçası. Gragas olduğu için mantıklı gelmedi. Fena kitle kontrolü olan bir karakter. Ama Zed oynadı. Direkt girebilirmişiz yani. İyi bir tür. Pardon. Nexus'a. Takım güzel oynadı bu oyunda. Hani o şeye rağmen bayağı güzeldi. Lucian, Rengar'ın karıştırmasına. Bekledikleri şeyi oynayamamasına rağmen gayet güzel bir oyundu. Böylelikle ikinci seri maçını kazanmış olduk. Rakipten ben bir tek Elise denk geldim. Başka küfreden, hakaret eden vardıysa maalesef yapacak bir şey yok. Güzel saç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın.